Selamlar, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz şimdi hazırlandık, kızları giydirdim, en son kendim giyindim. Kuzenimin oğlunun doğum günü var, 1 yaş doğum günü. Normalde hava o kadar kötü ki aslında hiç dışarı çıkılacak gibi değil. Aşırı bir soğuk, yağmur, fırtına, yani anlatamam size. Normalde çocuklarla bugün evden çıkmamam lazım. Çünkü onları hasta olur diye korkuyorum. Hani kendim sıkıntı değil de. Ama gitmem de lazım. Heves ediyor çünkü 1 yaş doğum günü, hazırlık yaptı. Bizden başka da öyle hani arkadaşları falan da gelemiyormuş. Akrabalarını çağırdı zaten, hani yabancı kimseler yok. Dedi bari siz beni yalnız bırakmayın. Hani arkadaşlarımın zaten işleri vardı dedi. O yüzden hani gitmesem olmaz, çok ayıp olur kuzenime. Mecbur gideceğim dedim, artık kar da yağsa geleceğim dedim yani. Şimdi hazırlandık. Buradan dolmuşa çarşıya ineceğim. Çarşıdan taksiyle onların oraya geçeceğim. Kuzenim de bayağı uzakta oturuyor. Yani Zonguldak'ın bir ucunda ben, bir ucunda resmen o oturuyor yani. Öyle çarşıdan dedim taksiye binerim. Buradan kapının önünden dolmuş her an geçiyor zaten. 2 dakikada ineriz çarşıya. O sıkıntı değil. Buradan taksi bulmam sıkıntı. Ama çarşıdan her yerden taksi bulabilirim. Kızlarla öyle gideceğim. Annemle gidecektik. Annem babaannemle gitmiş. Onlar erken gitmişler. Herhalde kahvaltıya gittiler, bilmiyorum. Biz dedi geldik dedi. Hani erken geldik dedi. Onlar oradalarmış. O yüzden böyle oldu. Yalnız gideceğim şimdi. Kayınvalideme söyledim. Sen de gel dedim. Çok soğuk dedi. Hiç halim yok. Siz gidin dedi çocuklarla dedi. Ben gelmeyeyim. Soğukta çıkmayayım falan dedi. İyi dedim. Sen bilirsin dedim. Öyle yani, işlerimizi hallettik, kahvaltımızı yaptık. Rıza bugün izinli, o da az önce kalktı, karnını doyurdu. Başka da bir şey yok şu an anlatacağım. Biz artık çıkınca görüşürüz. Hadi bakalım. Elif ve tayfası yine düştü yollara. Elif ve kızlar yine yollarda. Yağmur yağış demeden. Şurada dolmuş bekleyelim anneciğim, gel. Duru uçuyor. Duru'ya gezmek olsun. Şapkan bozulmuş. Evden çıktık bakalım, şansımıza yağmur durmuş. Yağmur yağmıyor şu anda. O yüzden çok mutluyum. Bir de çocukla şemsiye taşımak çok zor oluyor. Hem büyük şemsiye taşımam lazım. Hem de Duru kucağıma alınca çok sıkıntı oluyor. Zaten üstümü başımı ıslatıyor. Ayakları ıslandığı için çocuklarla bir yere gitmek çok zor ama. Ama ne yapalım? Gitmemiz gerekiyor işte böyle. İnsan kışın eve kapanıyor ister istemez. Ne diyorsun? Çarşıya indik çok şükür. Şimdi küçük beyefendiye hediye bakacağız. Hediyemizi alalım. Hemen oradan da artık biner gideriz. Yağmur yağmadığına şu an o kadar çok seviniyorum ki. Yağmurda çok zor oluyor çocukla. Duru çünkü yürümek istiyor artık. Kucakta durmak istemiyor. Öyle bakalım. Defakto'ya geldik, çocuk katına. Gel bakalım Duru. Hadi gel Duru. Anne. He. Hadi geç bakalım. Şimdi olmazsa olmaz simitimizi alacağız. Duru çünkü çarşıdan simit almadan durmuyor. Efendim. Şunlara bak. Şöyle bir kapşonlu üst aldı. Duru yine simit yiyor. Simiti buldun yine. Duru anneanneye kavuştun mu? He? Ama suratını astın. Vereceğim ben kızıma. Babaannemle annem geldiler çoktan tabii. Vereceğim aşkım. Vereceğim. Mama mı istiyorsun? Acıktın değil mi kızım? Acıktın mı anneciğim? Thank you.
Ayten içeride anneciğim. Ayten gelsin mi? Pastayı üfleme kesme merasimi bittiğine göre işin en tatlı kısmına geldik. Mamalardan yeme kısmına. Çok acıktım. Sabah erken kahvaltı yaptığım için saatte 3'e geliyor. Evine çay da demlemiş, içecek de var. Masamız zaten şahane. Ellerine sağlık. Kuzenim diye demiyorum. Çok beceriklidir. Çok güzel bir masa hazırlamış. O zaman bize afiyet olsun. Saati 5 yaptık. İkinci çayı demledik. Çoğu misafirler gitti. Biz bize kaldık. Annemler, babaannem. Emineciğim bize ikinci keyif çayını demledi. Şimdi çay içeceğiz. Biz de artık bir saat sonra falan kalkarız herhalde. Biz artık eve gidiyoruz. Duru kendisi yürümek istiyor. Annem kucağına aldı ama Duru hanımefendi yürüyecekmiş. Duru bay bay yapsana Duru. Hadi bay bay yap. Bay bay yap bir. Bay bay arkadaşlar de. Babaannem. Biz eve geldik yarım saat önce. Şimdi markete geldim. Duru'nun bezi bitmişti. Hem de bir şeyler almam gerekiyordu. Yarın büyük ihtimal misafirlerim olacak. Arkadaşlarım gelecek. Yalancı tiramisu yapacağım. Onun için pasta bant falan aldım. Süt falan alacağım. Bir de Duru'nun bezini alacağım. Sonra da onu uyutacağım. Çok uykusu geldi. Bayağı geçe kaldık. Akşam. Bugün pazar olduğu için her zaman dolmuş bulunmuyor. Evet hanımlar, saate 9.30 yaptık. Duru Hanım'ı uyuttum çok şükür. Yarın kızlar kahvaltıya gelecekler. Hatice, Elif ve ablaları Pınar gelecek. Kahvenin yanına tiramisu yapacağım. Kolay tiramisu muhallebisini yaptım. Hemen söyleyeyim, 3 su bardağı süt var. 1 yumurta sarısı var. 3 yemek kaşığı kadar un var. 1 su bardağı kadar da şeker var arkadaşlar. Şimdi altını kapattım. Kremam kıvamı aldı çünkü. 200 gram labne peyniri ekleyeceğim. Yani bir paket, bir küçük paket. Labnemi ekledikten sonra soğumaya bırakacağım kremayı. Kahvaltıya gelecekler. Bari dedim kahvenin yanına kahveli bir tatlı yapayım. Tiramisu'yu Elif çok seviyor, Elifciğim. Benim yaptığımı çok seviyor. O yüzden bunu yapayım dedim. İyice karıştırıyorum. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Bu zaten 15 dakikada balkonda soğur. Daha sonra da yaparız. İstediğim kıvamı aldı şu anda. O soğurken Nescafe'mizi de yapalım arkadaşlar. Bu da soğusun. Üçü bir arada da kullanabilirsiniz bir paket. Ya da böyle evde kendiniz Nescafe karışımı da hazırlayabilirsiniz. Şeker, süt tozu ve evde bulunan klasik Nescafe'nizden. Ben karışım hazırladım çünkü. Üstüne sıcak su ilave edeceğim. Bu da soğusun. Ondan sonra gerisi kolay zaten. 5 dakikada olan bir tatlı. Muhallebisini yaptıktan sonra hemen oluyor. Ben biraz kahvesini fazla koyuyorum. Siz üçü bir arada kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bu da şurada soğusun.
Ve tiramisum hazır arkadaşlar dolaba girmeye. Bir gün önceden yapınca gerçekten çok lezzetli oluyor ertesi günü. Ben vallahi Nescafe kokusunu, bu kakao kokusunu ve aromasını çok seviyorum. Elif de çok seviyor bunu. O yüzden bu tatlıyı seçtim. Dedim kahveyle birlikte yeriz kahvaltıdan sonra, iyi olur. Hem pratik hem de lezzetli bir şey. Deneyin. Daha önce de vermiştim tarifini zaten, eski videolarımda var. Bu sefer de söyledim hani en azından muhallebisinin içinde neler olduğunu. İsteyen olursa da yorumlarda yazarım arkadaşlar. Ben şimdi bunu dolaba kaldırayım. Taze çay demledim. Bir çay keyfi yapacağım. Bulaşıklarımı makineye attım arkadaşlar. Çok şükür mutfağım tertemiz. Bir gece kahvesi yapıyorum kendime. Saat çünkü 11.30'a geliyor. Ama bugün hiç içme fırsatım olmadı. İçmeden de yatmak istemedim. Çünkü çok canım istedi şu anda. Öyle bakalım. Şu an başka bir işim yok. Bugünlük artık gitme vaktim geldi. Elif'in pili bitti çünkü. Gözler artık sinyal veriyor. Bugün yoruldum vallahi aslında. Doğum gününe git gel çocuklarla. Hava soğuktu, hava da ezdi beni. Çarşılarda dolmuşa in, taksiye bin, dolmuştan in, dolmuşa bin. Git gel, yoruldum aslında. Doğum günü ortamı da kalabalıktı. Çocuklarla zaten bir yere gittiğin zaman ekstra bir yoruluyorsun. Ama yine de güzel bir gündü. Nasıl geçtiğini anlamadım. Akşam eve geldim. Evde de bir iki işim vardı. Onları hallettim. Yarın okul var malum. Azra'nın birkaç işi vardı. Onları hallettik falan. Neyse. Yarın da misafirlerim gelecek sabah kahvaltıya. Elif'le Hatice gelecek. Ablaları Pınar gelecek. Pınar'a ben gitmiştim bir ay önce biliyorsunuz. Ben de onu davet etmek istedim. Kahvaltı olsun dedim hani. Herkesin çünkü çocuğu okuldan geliyor 2.30'da. 2.30'dan sonra Pınar gelemez diye düşündüm. Hani geç olur diye düşündüm. Erken gelse de okul var. Çocuklar hani okuldan çıkacak falan. O yüzden kahvaltı saatinde olsun dedim. Okul nasılsa burada, en azından buradan çocuklarını alır. Ya buraya tekrar geri gelir ya da evine gider diye düşündüm. Elif'le Hatice'nin çocukları okula gitmiyor Allah'tan. Onlar için sıkıntı yok da Pınar'ı düşündüğüm için kahvaltı vakti olsun istedim. Sabah gelecekler bakalım. 11.30'a doğru gelirler sanırım. Ben de Azra'yı okula bıraktıktan sonra artık 9 gibi, ondan sonra hazırlarım masamı. Bizim için güzel bir gün olur. O yüzden bir an önce yatıp dinlenmem lazım. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşürüz.